Şimdi bu hafta konuşacağımız sermaye birikimi konusu bir bakıma ulaşılması gereken en önemli yerlerden bir tanesi. Çünkü sonuçta sermaye birikimi kapitalist toplumun belirleyici süreci, yani dinamik bir şekilde gelişmesi için de en merkezi süreç olarak ele alınabilecek olan alan. Yani bir kapitalist toplum, bu tek toplum olabilir, dünyanın bütünü de düşünülebilir. Gelişmesinde en önemli faktör olarak sermaye birikiminin nasıl bir gelişme içinde olduğuna bağlıdır. Tabii ki tek başına hiçbir şey somut dünyayı belirlemiyor ama bütün çaba aslında sermaye birikiminin sağlıklı bir şekilde sermaye açısından sürdürülmesine yöneliktir. O anlamda bir bakıma toplumun bütün o karmaşıklığı içinde en merkezinde yer alan alan olarak görebiliriz ve gelişme dinamiği en çok gelişme dinamiği üzerinde en büyük etkiyi bırakacak olan alan olarak görebiliriz. Şimdi sermaye birikimini ele alırken bugün ele alacağımız konular arasında artık sanıyorum okuyan giderek daha azaldı. Başta daha çok insan okuyordu. Dolayısıyla yani daha çok arkadaşım okumadan geldi varsayıyorum. Şu alanlara bir ölçüde bakacağız. Bir kere sermaye birikimini anlayabilmek için üretim ve yeniden üretim kavramlarını biraz ele alacağız ve yeniden üretimin basit ve genişleyen biçimleri üzerinde duracağız. Sermaye birikiminin kendisinin tam olarak ne olduğunu biraz konuşacağız. Sonra sermaye birikim süreci içinde ortaya çıkan bazı olgulara değineceğiz. Bunlardan bir tanesi yedek sanayi ordusu olarak anılıyor. Çoğu arkadaş duymuştur. Bir bakıma işsizliğe Marx'ın verdiği ad bu. Sonra yedek sanayi ordusunun çeşitli biçimleri üzerinde biraz duracağız. Kapitalizm içindeki yeri ve önemi üzerinde biraz duracağız. Sonra da kitapta okuyan arkadaşlar için söylüyorum, ilkel birikim diye anılıyor. O ilkel birikim denen şey üzerinde duracağız. Deyimin kendisinin doğru olmadığını birazdan konuşacağız. Şimdi arkadaşlar, her şeyden önce bu yeniden üretim, her şeyden önce şöyle başlayalım. Sermaye birikim nedir arkadaşlar? Sermaye birikim aslında kapitalistin üretim sürecini düzenleyerek işçiye, üretim araçlarıyla bir araya getirdiği işçiye bir artı değer ürettiğini biliyoruz. Sermaye birikimi aslında çok yalın bir kavram. Elde edilen o artı değerin yeniden sermaye haline getirilmesi ve zaten var olan sermayenin üzerine eklenmesi. Bu kadar yalın bir şey. Yani birazdan tekrar yazacağım için şimdiden yazalım ve gösterelim. Türkçe çeviride kullanılan harflerle değişmez sermaye ya da kitabın deyimi Alaaddin Bilgin'in olan deyimi değişmeyen sermaye yok, sabit değil. O başka bir şey. Onu ama sabit hiç kullanmayın arkadaşlar. Sabit makineler için esas olarak kullanılan bir şey. Halbuki değişmez sermayenin içinde ham maddeler de var, elektrik gibi yan maddeler de var. Dolayısıyla bu daha geniş bir kavram. Değişmeyen sermaye yani bütün maddi unsurları üretimin, değişken sermaye ya da değişen sermaye yani emekçinin emek gücü, işçinin emek gücü, onun değeri daha doğrusu ve artı değer. Değil mi? Bu üç bileşen. Hocam okuyun dediğiniz yerde bir döner sermaye var. Ben onu yeni tanıdım. Döner sermaye? Evet. O bizim üniversitede var ya. Hayır, kitapta da var. Yapma ya. O zaman ya farklı, yanlış çeviri veya farklı çeviri. Şir sermaye döner sermaye diye çevirmiş belki. Bak ben onu bilmiyorum. Girmeyelim bence. Sonra arkadaşlar anlatıyorum. Ha, var döner. Dolaşır sermaye diye bir kavram var. İşte o sabitin karşıtı o. Ama burada S sabit değil. Yani arkadaşlar şimdi iyice bir karıştı. Bakın S harfi hakikaten kafa karıştırıyor. Niye öyle kullanmış hiç hoşuma gitmedi benim. Biliyorum o çünkü düşünmüş ya değişmeyene en çok ne uygundur?
sabit benziyor. Ben S koyayım demiş. Çünkü değişmeyenle değişen, ikisi de değişken, ikisi de D olduğu için. Ama hemen karışıyor kafalar. Çünkü değişmeyen sermayenin içinde bir unsur olan ve tanımlanma kriteri buradakinden farklı olan sabit sermaye bir hatırlatıyor tabii. O zaman kafalar karışıyor. Aman unutalım. Sabit sermaye bambaşka bir şeydir. Sabit ve dolaşır sermayeler, sermayenin dolaşım süreciyle ilgili bir kriter üzerinden tanımlanır. Buna karşı bu, buradaki ayrım nedir? Hiç kimse söyleyebilir mi? Değişmez veya değişmeyen ile değişken ve değişen arasındaki fark nedir? Esas tanımlama kriteri nedir? Bu iki sermaye türünü niye ayırıyoruz? Emek gücü olduğu için D olur. Tamam ama niye emek gücünü niye ayırıyoruz? O çünkü az olur çoğalar. Az verir çok verir. Güzel yaklaştık evet. Artı değer üreten odur. Diğeri ise sadece son değere eski değerinden bir bölümünü veya tamamını aktarır. Yani buradaki demek ki ayrım kriteri doğrudan doğruya artı değer üretimi üzerinden tanımlanıyor. Oysa öbürü sermayenin kaç yılda kullanıldığına bağlı bir şey. Hiç yani dolayısıyla bu meseleyle ilgili değil. Sabiti unutun. S burada değişmez sermaye demek. D değişken sermaye. Şimdi arkadaşlar toplam her bir malda olduğu gibi toplam toplumsal üretiminde hepsini toplarsanız değerinin böyle olacağı açık. Yani her bir malda olan değer parçaları bütün metallar içinde toplam olarak düşünülebilir. Şimdi ortada bir değişmez sermaye var. Bir değişken sermaye var ki emek gücünün karşılığı ve emek gücünün kullanılması sonucunda fazladan üretilen bir artı değer var. Bunu şimdiye kadar önemli bir şey arasında biliyoruz. Şimdi burada bir artı değer var. Bu artı değer süreç bittikten sonra ne yapılacak? Şimdi hepimiz biliyoruz aslında bu toplumu bildiğimiz için kapitalistler kârlarının bir bölümünü yeniden yatırırlar. İşte sermayeleri o şekilde büyür. Bunu tabii destekleyen başka kredi mekanizmaları falan da var elbette. Ama burada şimdi daha bunları konuşmuyoruz. Artı değerin yeniden yatırılması sayesinde sermaye büyümüş olur. Sermaye birikimi aslında çok yalın olarak ifade ettiğimiz zaman bu demek. Başka bir şey demek değil. Yani kavramsal olarak kavraması kolay. Ama sürecin kendine göre karmaşıklıkları var tabii. Şimdi bu kavramın daha derinlemesine anlaşılabilmesi için bir şu yeniden üretim kavramı üzerine biraz duralım. Çünkü bugüne kadar konuştuğumuz üretim süreci hep bir bakıma tek bir dönemde soyutlamayı hangi düzeyde yaparsanız yani bir ay veya bir yıl içinde var olan statik bir fotoğrafı gösteriyordu bize. Yani kapitalist işçi bir araya geliyorlar, makinalarla fabrika kuruyor, işçi giriyor fabrikanın içine, üretimini yapıyor. Sonuç nedir? Budur sonuç diye konuştuk. Ama zaman içinde kendini tekrarlayan bir şey olarak ele aldığımız zaman süreci ortaya yeniden üretim dediğimiz kavram çıkıyor. Üretimin kendisinin sonuçları yeniden üretimin koşullarını veriyor. Bir sürecin tekrar ve tekrar kendi temelleri üzerinde kendisini geliştirerek de olsa varlığını sürdürmesine yeniden üretim diyoruz. Doğadan düşündüğünüz zaman yeniden üretim kavramını bu şekilde kavramak mümkün. Bu aynı zamanda toplumsal süreçler içinde bir kavram. Süreç kendi koşullarını yaratarak kendisini yeniden var ediyor. Buna yeniden üretim diyoruz. Şimdi bu mesela bir dönemde bir üretim yapıldı. Üretimin toplam değeri bu. Üretimin bir sonraki dönem devam edebilmesi için buradaki değişmez sermayenin harcanan unsurlarının mesela ham madde ise bu tamamı harcan değil mi? Pamuk girdi, öbür taraftan kumaş diye çıktı. Kumaş girdi, öbür taraftan giysi olarak çıktı vesaire. Bütün üretim dallarını düşünün. Buna karşılık makine ise değerinin sadece bir bölümü aşındı değil mi? Yani makineler 10 yıl kullanılıyor, 20 yıl kullanılıyor. Dolayısıyla kısmi bir aşınma söz konusu oluyor. Aynı şey binalar için söz konusu vesaire. Ne kadar kullanıldıysa bu zaten onu gösteriyor değil mi? Son ürüne aktarılan değer. Ham maddeler için tamamı, binalar ve makineler için bir kısmı.
Bunun aynını, eğer üretimi en azından aynı düzeyde sürdürmek istiyorsanız yerine koymak zorunda olduğunuz açık. Bu bütün toplumlar için geçerli. Yani bir köylü ailesi için bile diyelim yabası var. Yabası aşınmaya başladığı zaman artık kırılacaklar, yeni yaba gelmesi gerekiyor. Yani, değil mi? Buğdayı üretebilmek için yeni tohum gerekiyor. Yani yeniden üretim süreci koşullarının oluşturulması sayesinde kendini tekrarlaması, üretim araçlarının harcanan, aşınan kısmının yerine konmasını gerektiriyor. Bu açık. Aynı şekilde eğer sırf aynı düzeyde devam edecekse bile üretim, işçinin bir sonraki dönemde yine bir önceki dönemde olduğu gibi bir takım malları tüketmesi, hayatta kalması için gerekli. Demek ki aslında üretimin bir durumu zaten doğrudan doğruya Marx'ın deyimiyle üretime aittir. Yani geriye dönmesi gerekir. Öyle üretilen şeyler hemen tüketim piyasasına çıkıp bizim start tarafımızdan yenmiyor, tüketilmiyor. İşçinin üretimi zaten tüketimi de üretimin bir parçası. Asıl üzerinde durulması gereken şurası. Şurayı daha bilmiyoruz. Bu artı değer nasıl kullanılacak? Burada bir uç olasılık artı değerin tamamının artı değeri elde edilen kapitalistler tarafından tüketilmesi. Yani en asgari ihtiyaçlarından başlayarak yatına, bilmem çok lüks seyahatlerine, kaplumbağa yarıştırmaya kadar ne kadar ne düşünebilirseniz aklınıza gelen her türlü tüketime harcanması. Eğer böyle bir şey olursa, yani artı değerin tamamı kapitalistlerin tüketimine giderse bir bütün olarak, bu demektir ki üretim ancak bir önceki dönemin düzeyinde devam edebilir. Hiçbir şey eklemiyorsunuz üretim kapasitesine demektir. Kapitalistler tüketiyor çünkü elde ettikleri artı değeri. O zaman üretimin hiç genişlemeden aynı düzeyde devam etmesine verilen ad da basit yeniden üretim. YÜ ile yeniden üretim kısaltacağım arkadaşlar. Bu kavram bir soyutlama olarak çok ilginç bir kavram. Çünkü birçok şeyi kavramayı kolaylaştırıyor. Ama tabii ki gerçek hayatta kapitalistler artı değerin tamamını tüketmezler. Böyle bir şey olmaz. Üretimin, zaten kapitalist üretimin amacı bu değil. Yani sadece tüketmek değil. Dolayısıyla bu sadece bir soyutlama. Bize farklı bir durumu kavrama gösteriyor sadece. Şimdi Marx bunun özellikle ikinci ciltte toplumun bir bütünü olarak üretim ve dolaşım süreçleriyle birlikte nasıl yeniden üretildiğini anlatırken özel olarak kullanıyor. Daha şimdi buradan itibaren bir noktayı kolayca ortaya koyabiliriz. Diyelim ki arkadaşlar bir kapitalist 10 milyon liralık bir yatırım yapmış olsun. Bu da 2 milyon lira değerinde bir artı değer vermiş olsun. Yani 10 milyonluk bir sermaye karşılığında 2 milyon lira artı değer elde edildi. Şimdi bu 2 milyon lirayı kapitalist tüketirse ertesi sene yeniden 10 milyon lira yatıracak diyoruz ya, aynı yani sermayenin tamamını şey yapıyor, eski düzeyinde tutuyor ve yeni dönemde yine S artı D 10 milyon liraya eşit oluyor. Kapitalist bu birinci dönemde, üretimin birinci döneminde işçiyi kullanarak 2 milyon lira bir para kazandı. Bunu yedi. Şimdi sermayesini yeniden yatırdı. Olduğu gibi devam ediyor. Eğer artı değerin bir bölümünü 2 milyon liralık artı değerin bir bölümünü tüketir, 1 milyon lirasını tüketir ve 1 milyon lirasını da yatırırsa ortaya farklı bir durum çıkacaktır, değil mi? Çünkü ne olacak o zaman? 10 milyonluk sermaye bu sefer 11 milyon liraya çıkacak. Sermaye artmış olacak. Bu durumda yani
artı değerin bir bölümünün tüketildiği, bir milyon tüketiliyor gene, ama bir bölümün ise sermayeye katıldığı durumda genişleyen yeniden üretimden söz ediyoruz. Neden? Çünkü sermaye genişliyor. Bunun karşılığında da tabii yeni bir yatırım yapıldığı için üretimin kendisi de büyüyor. Daha büyük miktarda bir üretim yapılıyor. Şimdi burada bir gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Bakın arkadaşlar. Ortada bir değer miktarı vardır. Bütün toplum düzeyinde de düşünebiliriz. Tekil firma düzeyinde de düşünebiliriz. Şimdi ortaya bir yeni S artı D artı delta S, yani üretim araçlarına harcanan yeni bir sermaye artı delta D, yani bu değişken demek, biliyorsunuz delta matematikte, bütün arkadaşlar biliyor tabii ki. Yeni bir sermaye miktarı çıkıyor. Şu sermayenin büyümesini gösteriyor. Eski sermaye olduğu gibi duruyor ve artı değerden yeni bir miktar yatırılmış durumda. Sermaye büyüdü. Şimdi soru şu. Ortaya çıkan gerçek de bu sorudan çıkacak. Soru şu. Şu delta S ve delta D'nin gerisinde ne var? Yani delta S ve delta D'yi kim üretti? Artı değerin tahlili bize bunun o kapitalistin istihdam etmiş olduğu işçiler tarafından üretilmiş olduğunu gösteriyor. Yani bu değer miktarının arkasında, bu büyüklüğün arkasında işçinin artı emeği var. Dolayısıyla sermayeyi işçi üretmiş oluyor ve bu sermaye şimdi yeni işçilerin karşısına bir yabancı güç olarak çıkmış durumda. Şunun nereden gelmiş olduğu meselesini tamamen unutursanız, en azından yeni sermayenin üreticisinin işçi sınıfı olduğunu ve bu yeni sermayenin karşısında yer alan işçinin de böylece kendi karşısındaki yabancı, kendisine hakim gücü üretmiş olduğunu kavrayabilirsiniz. Anlaşılıyor mu arkadaşlar bu söylediğim? İzliyor musunuz? İzleyebiliyor musunuz? Yani burada ilk bakışta ya bunun kaynağı nedir? Ya bunun ailesinden gelmiş diyebilirsiniz. O ailesinde o nasıl oldu? Onu sonra konuşacağız. İlk birikim dediğimiz şey zaten ilkel birikim diye burada anılan şey onunla ilgili. Onu da unutun ama. Sermaye büyüdü. Yeni bir bölümü çıktı sermayenin. Bunun arkasında İşçinin artı emeğinin ürettiği artı değerin olduğunu artık biliyoruz tabii. Dolayısıyla şimdi artık sermaye iki sınıf arasındaki ilişkiyi kuran bir ilişki olarak sermaye işçinin ürettiği bir güç olarak işçinin karşısına dikilen bir toplumsal güç niteliğiyle açıkça ortaya çıkıyor. Artık bunun arkasında ne var? Ya bu aileden kaldı, bu nereden geliyor? Sorusu artık bunun gibi mistik bir şey halinde değil. Eğer analiz doğruysa demek ki sermaye birikimi tekrarlanma süreci içinde aslında sermayenin birilerinin böyle özel kapasitesinden veya bilmem tarihinden, ailesinden gelen bir şey olmadığını, doğrudan doğruya işçinin üretimi üzerinden bu insanların iktidarının oluştuğunu süreç kendi tekrarlama süreci içinde ortaya koyuyor. Sermaye birikiminin, şimdi burada bakın ne dedik? Yabancı gücü işçi üretiyor dedik. Ta en başlarda bir tartışma yapmıştık. Bunlar tartışmalı konular şimdi söyleyeceğim şimdi ama yani kulak verirseniz yararlı sanıyorum. Hatırlarsanız
İşte Althusser'den hareketle genç Marx, yaşlı Marx diyenler, olgun Marx diye bir ayrım var mıdır? Burada gerçek bir epistemolojik kopuş var mıdır diye bir tartışma yapmıştık. Daha ilk seminerdi sanıyorum. Orada söylenen şuydu, Marx gençliğinde yabancılaşma gibi, fetişizm gibi filan çok böyle felsefi kavramlara başvurarak dünyayı kavramaya çalışıyor ama daha sonra deniyordu. Başka bir sorunlar kümesine dönüyor yüzünü ve doğrudan doğruya ekonomik böyle objektif bir analiz yapıyor. O tür felsefi kavramlarla çok fazla uğraşmıyor. Bu Marksizmin yorumunda çok önemli bir sorun olarak özellikle 60'lı 70'li yıllarda tartışıldı. Şimdi burada bakarsanız aslında yabancılaşma kavramının kendisinin kavram olarak yer almasa bile tam da karşılığı olan şeyin olduğunu göreceksiniz. Çünkü ne dedik burada? Şu fazladan sermayeyi, yeni sermaye büyüklüğünü işçi üretmiş durumda ve kendi karşısında tamamen ortaya çıkan ve kendi karşısında bir iktidar temsil eden yabancı gücün üreticisi işçi. Kendi gücü yabancılaşmış bir şey olarak kendi karşısında yer alıyor. Yani yabancılaşma kavramının çok asli bir veçesi burada ekonomik analizin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu yanını için kavramak son derece önemli şey. Sermaye bir şey filan değildir. Toplumsal ilişkidir diye başından beri vurguluyoruz. Bu ilişki tamamen çelişik, antagonistik, yani karşılıklı olarak çatışmaya dayanan bir ilişkidir ve biri ötekinin karşısında bir iktidarı temsil eder, yani sermaye işçinin karşısında. Üstüne üstlük üreten de işçidir kendi karşısındaki gücü. Şimdi arkadaşlar, sermaye birikimi aslında kapitalizmi kendisinden önceki bütün toplumlardan da çok radikal olarak ayırıyor. Şimdi feodal bey açısından angarya yoluyla veya diyelim köylünün ürettiği ürünün bir bölümüne el koymak yoluyla yahut da para ekonomisi geliştikten sonra diyelim parasal rant olarak köylünün ürününün bir bölümüne el koyma ne amaçlaşır? Sonuç olarak işte feodal bey savaş yapacaktır, ona bir takım harcamalar yapar ama en çok kendi tüketimine ayırır. Çünkü sonuç olarak onun istediği şey köylünün ürettiği üründür. O ürün biraz para ekonomisi geliştikten sonra başka şeylere dönüştürülebilir ama yine tüketim amacıyla yapılır. Buna karşılık kapitalistin aradığı şey ne burada? Artı değer, soyut değer. Soyut değerin herhangi bir tüketim ihtiyacının karşılığı olmadığı açık. Değer, yani para cinsinden ölçülen şey, tüketim mallarına dönüştürüldüğü ölçüde tüketimdir ama geri kalanı, yani sermaye birikiminde kullanılan kısmı hiçbir şekilde insanın tüketim ihtiyaçlarıyla ilgili değildir. Doğrudan doğruya bir iktidarın, bir ekonomik kapasitenin, bir gücün çoğaltılması söz konusudur. Dolayısıyla kapitalist üretimi kendisinden önceki bütün üretim tarzlarından ayıran bir şey vardır. Artı değer açlığı diye Marx buna adını anar. Artı değer açlığı sermayenin çok temel bir özelliğidir ve hiçbir biçimde sınır tanımaz. Yani soyut bir değeri tüketeceksen ben bir takım lüks malları işte insan bedeninin veya ailesinin bedenlerinin kapasitesiyle en fazla hadi diyelim düş gücümüzün kapasitesiyle sınırlıdır tüketilebilecek malların miktarı. Buna karşılık değer dediğimiz şey soyut olduğu ve sadece sayılabildiği ölçüde yani şu kadar milyon, şu kadar milyar vesaire sayılabiliyor işte tamamen sınırsız bir şeydir ve dolayısıyla artığın yani ekonomik fazlanın sınırsız bir şekilde arttırılması yönünde kapitalizmin kapitalizm içinde ortaya çıkan dürtünün çok açık bir temelidir.
O anlamda sermaye bütün kendinden önceki hakim sınıflardan çok daha büyük bir artık arttırma çabası içindedir. Kapitalizmin koşullarında üretici güçlerin bu kadar hızlı geliştirilmesinin temelinde bu artığı arttırmanın yöntemlerini hatırlayın, özellikle göreli artı devletiminin bu artığı arttırmanın yöntemlerini sürekli zorlaması sermayenin yatmaktadır. Yani feodal bey için artığı arttırmanın bir yerden sonra anlamı yoktu. Nesini tüketecek? Ürettirdiği artı. Ama kapitalist için hep kendi şirketlerini büyütmek, daha büyük şirketler haline getirmek, sonra yeni şirketleri satın almak, sonra holdingler kurmak, sonra dünyaya hakim olmak, yani sonsuz ve sınırsız bir iktidar arayışı vardır. İktidar derken siyasi iktidardan değil, ekonomik güçten söz ediyorum. Kapitalin, sermayenin, kapitalizmin dinamiğine damgasını vuran bu sınırsız arayıştır. Açlık dediği Marx'ın, artı değer açlığı dediği budur. Hiçbir zaman doyacak bir şey yok ortaya. İnsan midesi doyar ama sermayenin artı değer hırsı, açlığı doymaz. Çünkü bir fiziksel ihtiyaçlar sınırlıdır. Şimdi her zamanki gibi yapalım arkadaşlar. Bütün bu konuları sonra tekrar tartışabiliriz. Ben devam edeyim bir dizi temel kavramı anlatmaya. Sonra ikinci yarıda tartışırız. Sermaye birikimi başta söylediğim gibi sermayenin somut dünyada karşılanmayan durum az çok ortaya çıktı değil mi? Sermayenin artışı yeniden eski sermayeye bir ek yapılması aslında şirketlerin büyümesi anlamına geliyor. Şirketlerin birleşmesi ve holdingler haline gelmesi anlamına geliyor ve bugün karşımızda gördüğümüz çok uluslu şirketler haline gelmesi haline geliyor. Yani sürekli büyüyen küçük sermaye birimleri en sonunda dev şirketler haline geliyorlar. Tabii o arada merkezileşme ve yoğunlaşma yani tekelleşme süreçleri de yaşanıyor. Küçük sermayeler, ki sermaye birimleri karşı karşıya geliyor, rekabet içinde biri diğerini yutuyor ve giderek tekel haline geliyor. Ama o bizi şimdi doğrudan doğruya ilgilendirmiyor. Sonuç olarak önemli olan ölçeğin sürekli olarak büyütülmesi. Eski artı değerin yani belirli bir dönemde artık üretilen artı değerin sermayeye katılması yoluyla. Şimdi sermaye birikimi süreci kapitalist ekonomide bütün ekonomik hayatı belirleyen şey. Sermaye birikimi sağlıklı bir şekilde gelişiyorsa başka bir sonuç doğar. Sermaye birikimi bir takım engellerle karşı karşıya gelirse bambaşka bir durum doğar. Bunu kriz konusunda ele aldığımız zaman, sanırım yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Donak hocamız anlatacak. Kriz konusunu ele aldığımız zaman göreceğiz sermaye birikiminin inişlerini, çıkışlarını. Burada bir genel ve teorik kavram olarak şimdi konuşuyoruz. Şimdi birikim süreci içinde ortaya çıkan bir başka olgu var. Sermaye kendisi birikirken ve güçlenirken işçi sınıfına ne oluyor sorusu. Sorarsa ortaya bir başka kavram çıkıyor. Yedek sanayi ordusu diye başta sözünü ettiğim kavram. Reserve army. Efendim? Reserve army. Reserve army. Bunu mu söylüyorsun? Şimdi yemek sanayi ordusunu yazalım. Kavram sık sık geçiyor. Dolayısıyla sağlam bir şekilde bilmekte yarar var. İsterseniz şöyle yazarak rahatlayabiliriz. İşsizler ordusu anlamına geliyor. Yani tanımlanabilir. Şimdi buraya geçmeden önce bir an parantez açalım. Bir an erken gittiğim şey yapalım. Günlük hayatta şöyle bir şey kullanıyorum. Sermaye birikimi kavramı aslında Marksist bir kavramdır. Yani ekonomide bazen diğer ekonomik ekoller çok gündelik bir kavram olarak sermaye birikimini kullanırlar. Doğrudur ama yani şeyinin böyle nasıl söyleyeyim o teorik yapıların Marksist teorik yapıda olduğu gibi ana direklerinden biri değildir kavram. Orada daha ziyade Sabokyan arkadaşlar bilirler, büyüme teorisinden söz ediyor sermaye birikiminden ziyade. Büyümeden bahsedilir. Yani ürünün büyüme
bünyesinden, üretilen ürünün bünyesinden bahsediyor. Biz ise burada bir toplumsal ilişkinin taşıyıcısı olan sermayenin büyümesini ele alıyoruz. İki şey söylemek istiyorum bu konuyu şimdilik bırakmadan önce. Bir, neden böyle yapıyoruz? Çünkü kapitalist üretimin amacı ürünü arttırmak falan değildir. Yani herhangi bir kapitalist toplum politikacısı, mesela bizde Süleyman Demirel, ama o çok yaygındır. Demirel'le bir şey, sınırlı bir şey söylemiyorum. Sadece o çok belirgin olarak yapar bunu. Ben yurdumun kalkınması için çalışıyorum. Kalkınmacı bir politika izliyorum dediği zaman. Veya bir kapitalist, ben yurdumun kalkınmasına katkıda bulunuyorum faaliyetlerinde dediği zaman, bu palavradır. Çünkü kapitalistin de amacı, onun politikasının da amacı sermayenin iyi kar elde etmesidir. Bu süreç içinde ekonomiler büyümektedir. Yani asli olan sermaye birikimidir. Kar elde etmek ve onu sermaye dönüştürmektir sermayesinden. Bunun türev sonucu ise ekonomik büyümedir. Kapitalist ekonomide bunu belki başa göndererek hatırlatacağım size. Hatırlayın, her üretim tarzında genel olarak üretimin bir devamını görüyoruz demiştik ikilikten bahsederken. Bir de kapitalist üretim tarzına özgü biçimler olduğunu söylemiştik. Bunlardan baskın olan gelişmiş kapitalist toplumda elbette budur. Yani kapitalist özgü biçimlerdir. Bu durumda sermaye birikimidir. Aynen mübadele değeri olmaksızın hiçbir şeyin aslında tüketim değeri olamayacak. Tabii en önemli tüketim değeri, kullanım değeri olamayacak. En başta söylediğimiz şeylerde. Burada da bu aşamaya geldiğimiz zaman da baskın olan kapitalizmin kendi ilişkileridir. Yani burada feodalizmden, küçük köylü ailesinden, köleci toplumundan, asete göre tarzından bahsetmiyoruz. Kapitalizmden bahsediyoruz. Onun ilişkileri baskındır. Ürünün büyümesi genel olarak bütün toplumlarda var olan kullanım değerleri üretimi bakımından ele alındığı zaman buna tabidir. Dolayısıyla ekonomi biliminin, Marksizmin dışında büyümeden bahsetmesi aslında esas ilişkiyi, esas belirleyici ilişkiyi görmezlikten gelme anlamını taşıyor. O bakımdan arada çok önemli bir fark vardır. İkincisi, onlarda niye asli bir kavram değil, böylece de anlaşılıyor. Sermaye birikimi kapitalizme özgü ilişkilerin ana kavramlarından biridir. Öbür taraf ise onu mümkün olduğu kadar bir kenara bırakarak ekonomiyi ele alıyor. İkincisi, başka bir şey. Bu günlük hayatta yapılan bir yanlıştır. Bir uyarı olarak söylüyorum size. Şimdi sermaye birikim kavramı Marksizmin önemi dolayısıyla oraya buraya devamlı sızıyor. Dolayısıyla günlük hayatta da gazetelerde falan da karşımıza çıkıyor. Şöyle karşımıza çıktığı sık sık oluyor. Türkiye gibi sermaye birikimini tamamlamamış ülkeler. Bu niye yanlış acaba? Kimse söyleyebilir mi? Bu cümle yanlış. Niye? Sonsuzdur. Tamam da yani bu cümleyi bekliyordum. Mükemmel bir cevap geldi. Tamamlanacak bir şey yok o zaman. Biraz önce anlattık artı değer aşkı meselesiyle. Yani sermaye sonsuz bir birikimdir. Hiçbir zaman birikim tamamlanmaz. Okullarında şöyle bir şey var insanların. Ya onlar gelişmiş ülkeler işte bir takım sanayi altyapılarını tamamlamışlar filan falan. Sermaye birikimi öyle tamamen yozlaşmış bir kavram olarak, anlamını değiştirmiş bir terim olarak kullanılıyor. Hocam ben onu öyle anlamazdım da ilke sermaye birikimi tamamlanmamış diye anlardım. Yani modern kapitalist sisteme geçilememiş diye. Yoksa sermaye birikimi tamamlanmamıştır değil. İlk sermaye çok, çok çok hoş. İlk sermaye geri gelince, yani ilk birikime geri gelince konuşalım. Bu çok hoş bir yorum. Yani hakikaten o insanları biraz daha iyi bir duruma koyuyor tabii. Yani ama kelime hiç kullanmıyor, kabul edersin. Sermaye birikimi tamamlanmamış demiyor. Doğru. Böyle de yorumlanabilir tabii. Ama yani o durumda farklı. Bu durumda da niye kapitalistleşmemiş demiyor. Evet. Yani o zaman da o sorun. Çünkü o olsun. Öyleyse o bambaşka bir şey. Bunları söyledikten sonra yedek sanayi ölçüsüne parantezi kapatıp girelim arkadaşlar. Yani sermaye birikimi öyle kullanmayalım. Sanki bir şeyler biriktiriyoruz, böyle burada yerleştiği zaman artık sorunlarımızı halletmişiz gibi bir şey. Bu yok yani. Üretim araçları birikimi değil. Yedek sanayi ordusu kavramı arkadaşlar, ayrıntıya girmeden gerekirse tartışma, soru cevap sırasında gireriz.
şu bakımdan önemli. Yani burada bütün konuları ayrıntısıyla ele almak zor olduğu için ana noktaları ortaya koymaya çalışıyorum. İşsizlik sanki bir kaza gibi görülebilir. Yani aslında bir şeylerin iyi işlememesi sonucunda ortaya çıkabilir. Kapitalizm kusurlu bile olabilir işsizlik ortaya çıktığı zaman. Ama hep bir kusur gibi görülebilir. Halbuki kapitalizm açısından işsizlik bir gerekliliktir. Kapitalizm sürekli olarak işsizlik üretir. Bu işsizliğe bambaşka bir bakış açısıdır. Ne bir kusur olarak görür, ne kaza veya istenmeyen bir durum olarak görür. Tam tersine kapitalizmin işleyişi arasında sermayenin çıkarları arasında istenen bir şeydir işsizlik. Ve kapitalizmin işleyişleri doğal olarak ortaya çıkar. Şimdi bunun arkasında ne yatıyor? Tabii bakın işsizlik gibi çok somut bir olgunun yüzlerce diyebileceğiniz belirleyeni var. Amerika'da ayrı şekilde çıkıyor işsizlik olgusu ortaya. Bangladeş'te başka türlü çıkıyor. Hangi toplumsal formasyondan, yani bir kabile üretim tarzından mı, feodalizmden mi, başka bir yerden mi geldiğini gelip de kapitalizme geçtiğinizden, kapitalizme geçiş aşamanıza, dünya ülkenin demek istiyorum, dünya ekonomisinin neresinde bulunduğunuza ve kapitalizmin o ülkede ne tempoda geliştiğine kadar sayısız faktör. Tarımla sanayi arasındaki ilişki, hizmetler sektörünün ne önemli, derecede önemli olduğu vesaire vesaire sayısız faktör belirler. Ama bütün bunların tarihi ve dolayısıyla bir bakıma rastlantısal faktörler olarak ele alınabileceği bir teorik yaklaşımda kendi kendimize şu soruyu sormayız. Kapitalizmin kendisinin işsizlik üretme mekanizması nedir? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim durumda? Yani şimdi tarımı hallaç pamuğu gibi atıyor kapitalizm bir ülkeye gittiği zaman. Diyelim Türkiye'ye veya Hindistan'a. Dolayısıyla tarımda bir sürü insan işsiz kalıyor. Doğru. Ama bu değil bunu konuşuyoruz. O yani kapitalizm öncesi bir toplumdan kapitalizme geçerken yaşanan tarihi bir gerçek. Ama bu başka bir şey. Bir de kapitalizmin kendisinin geliştirici mekanizmalarıyla ürettiği istik var. Bunu kavramak çok önemli. Çünkü her şey çözülse bu genç çözülmez. Yani baştaki nokta bununla ilgili doğrudan doğruya. Şimdi, tam istihdam mümkün olmaz o zaman. Ne olmaz? Tam istihdam mümkün olmaz. Tam istihdam geçici anlar için mümkün olabilir ama karşısında gene kapitalizm işsizlik üretiyor. Tam doğru anlatmaya çalışacağım şimdi. Sermaye birikimi çok canlıysa var olan, o ülkede var olan iş gücünün çok önemli bir bölümünü iş yap, yani üretim sürecine hizmetler de dahil olmak üzere çekebilir. Ama buna karşı bir mekanizma tepki başlar ve işsizlik yeniden genişlemeye başlar. Buyurun. Peki Keynes işsizlik konusunu Marx'tan mı alıyor yoksa kendi başına başka bir şey? Keynes işsizlik konusunu Marx'tan mı alıyor? Yok, hayır, hayır. İstihdam. Şimdi tekrar güzel bir, çok güzel bir soru ama şöyle alın arkadaşlar, işsizliği bulan Marx değil ki, işsizliği herkes görüyor. Ha, evet. İşsizliğin açıklamasını nasıl yapıyoruz? Keynes'teki, sorunuza çok kısa bir cevap vereyim. Keynes'teki işsizlik açıklaması doğrudan doğruya toplumda belirli bir ekonomide talebin yetersizliği üzerine yerleşir. Eksik istihdam bildiğimiz gibi, yani iktisat okuyan arkadaşlarımızın bildiği gibi. Ama onun arkasında ne yaptığı konusunda Marx'la Keynes arasında muazzam bir farklılık vardır. Çünkü Keynes daha ziyade finansal piyasalarda spekülasyonları ele alır vesaire. Marx'ı üretim sürecindeki mekanizmaları ele alır. Şimdi anlatacağım şeylerden bir tanesini en azından ancak kriz tartışması sırasında derinleştirebileceksiniz. Dolayısıyla ona yani sadece değinip geçeceğim. Ama olguyu hepimiz zaten biliyoruz. Kriz olgusu. Şimdi iki ayrı nokta var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sermayenin şey konuştunuz mu siz herhalde bir yerde Ahmet Tomat'ta sanmıyorum ama sermayenin organik bileşimini konuştunuz mu? Hayır. Böyle bir şey konuşmadınız. Peki. Şimdi bir ilk giriş olsun, krizde daha ayrıntılı olarak Tomat size anlatacağım. Şimdi demin ki harfleri yeniden yazalım. Değişmez sermaye, değişken sermaye ve artı değer. Hatırlayın, göreli artı değer üretimi söz konusu olduğu zaman değişken sermayenin
Yani işçinin ücret sepetinin içine giren metaların değerini düşürmek üzere sermaye teknoloji sürekli olarak ileriye doğru taşıyor ve devamlı devrimci olarak değiştiriyor üretici güçleri. Bunu görevli artı değer sırasında konuşmuştuk. Bunun anlamı şudur. Eğer teknolojik olarak ilerleme olacaksa, eğer üretici güçler ileri gidip buradaki malların değerini düşürecekse, bu demektir ki makinelere sürekli olarak daha fazla yatırım yapmak gerekir. Teknolojinin ilerlemesi için. Dolayısıyla zaman içinde S'nin büyüme hızı böyle gösterelim. D'nin büyüme hızından aslında türevlerle göstermek lazım. Kabaca bir şey yapıyorum diye ben. Hep aşacaktır. Yani değişmeyen sermayeye olan yatırımlar, değişken sermayeye olan yatırımlar daha büyük olacaktır. Ve zaman içinde S ile D'nin oranı giderek yükselecektir. Yani değişmeyen sermaye, değişken sermayeye göre zaman içinde çok daha büyük olacaktır. Başlangıçta diyelim mesela 500 artı 500 ise değişmez ve değişken, bir süre sonra mesela 1000 artı 300, bir süre sonra 2000 artı 200 vesaire olacak. Ekonomi okuyan arkadaşlar sermaye yoğun ve emek yoğun kavramlarıyla, çoğunuz zaten duyuyorsunuz bu kavramları, bunun ne anlama geldiğini anlayabilirler. Eğer bir malın üretiminde çok yüksek miktarda makine ve teçhizat kullanılıyor ve az emek kullanılıyorsa, o zaman şurası yükselmiş demektir, burası düşmüş demektir. Değil mi? Yani sağduyu yoluyla anlamaya çalışın. Bu onun bir ifadesidir. Ya ama bazen ters olmaz mı? Nasıl olur mesela? Bazı sektörlerde ben bazen olabilir, tabii olabilir. Bazen geri dönülebilir. Yani olabilir böyle şey. Ama bir tarihi eğilim olarak söylüyorum. Nitekim yani biraz geriye doğru düşünürseniz birçok şeyin, sektörün eskisine göre çok daha yoğun makine ve teçhizat kullandığını fark edebilirsiniz. Yani 19. yüzyılda. Mesela şimdiki üretimi karşılaştırırsanız. Şimdi bu ne demektir arkadaşlar? Sermaye birikimi geliştikçe tabii ki demin de söylediğimiz gibi bakın delta da o demek zaten yeni işçiler işe alınıyor değil mi? Yani eski artı değer sermaye olarak yeniden kullanıldığı ve yatırım yapıldığı zaman bir takım yeni işçiler işe alınıyor. Ama sermaye birikimi temposundan çok daha az oran azaldığı için. Yani kapitalizmin kendi gelişmesi içinde birinci mekanizma işçinin yerine makineleri ikame etmektir. Bu belirli dönemlerde özellikle işsizliğe çok ciddi bir atılım verir. İşsizliği arttıran bir faktördür. Anlaşıldı mı? Yani makinelerin işçilerin yerini alması. Rasyonalizasyonda diyorlar buna, üretimin teknolojik bakımdan gelişmesi deniyor vesaire. Makineye daha çok yatırım yapıldığı için işçilerin işçi talebinin azalması. Bundan çok daha önemli bir şey, bu mekanizmalardan bir tanesi demek ki bir makinenin işçinin yerine geçmesi diyelim şimdi kısaca. İki, kriz, çevrim diyorum. Şimdi konunun kendisini derinlemesine galiba gelecek hafta yanlış hatırlamıyorsam ele alacağız. Yani ben değil de Ahmet Toran. Ben şimdi hatırlayamam. Kriz kavramını herkes biliyor bunu. Önemli olan şudur. Kapitalist üretim tarzında üretim sürekli olarak canlı dönemleri, kriz dönemlerinin izlediği bir kalıp içinde gelişmiştir ve gelişir. Dolayısıyla belirli bir dönemde arkadaşımızın sorduğu gibi tam istihdam hiçbir zaman mümkün değil midir diye sordu ya,
belirli bir dönemde tam istihdama, yani var olan çalışabilecek bütün insanları istihdam etme düzeyine ulaşmış olsanız bile, orada da azından bir sürü tartışma var, yani kadınlar iş gücüne ne kadar dahil oluyor falan gibi, onları girmiyoruz. Sadece var olan iş gücü katılımı düzeyinde konuşuyoruz. Diyelim işsizlik ölçümü yapılıyor ya, %3'e %4'e sadece, daha aşağı düşemez çünkü insanlar iş değiştiriyorlar falan, hayatlar aşağı düşmez. Mümkün değil. Belirli hatta %3 insanların bir işten çıkıp başka bir işe geçerken işsiz kalıyor tabii, kaçınılmaz olarak. O tür şeyler var ya da tamamen hasta olan insanlar var. İş gücünün dışına çıkmadan önce çalışamayacak durumda olan insanlar var vesaire. Tam istihdama belirli bir aşamada ulaşmış olsa bile o inişli çıkışlı gelişmesi dolayısıyla bir süre sonra İşçilerin bir bölümü işten çıkartılıyor. Son krizde çarpıcı şekilde gördük biliyorsunuz. Türkiye'de işsizlik %11'den birdenbire %16'ya fırladı. Bugün %12 civarında sanıyorum. Bu şekilde yedek sanayi ordusu diye anılan işsizler ordusu sürekli olarak genişler ve daralır. Genişler ve daralır. Bütün tarihi boyunca kapitalizmin dolayısıyla kendi gelişmesi içinde bir işsizler ordusu üretmesine tanık olmuştur. Şimdi bu son derece önemli bir şey. Neden? Çünkü aslında ücretlerin gelişmesini bu yedek sanayi ordusu belirler. Bakın size kısacık bir paragraf okuyacağım. Orası son derece önemli. Aynı zamanda bu kapitalizm ile kapitalizmin devrildiği artık pek az kaldı ya, Sovyetler Birliği ve benzeri ülkelerden bahsediyor. Ülkelerin ekonomik yapısı arasındaki asli farklardan birini vermek ondan da son derece önemlidir. Yedek sanayi ordusu diyor Marx, duraklama ve ortalama bazılarını değiştirerek okuyacağım anlaşılmasını kolaylaştırmak için. Refah dönemlerinde faal emek ordusunu baskı altında tutar. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. İşsiz, işçinin karşısında bir rakiptir. Dolayısıyla sürekli olarak işsizler ordusunun varlığı ücretleri aşağıya doğru çeken bir ağırlık oluşturur. Bunu herhalde izleyebiliyorsunuz. Eğer bir fabrikanın etrafındaki varoşta binlerce, on binlerce işsiz varsa fabrikanın içindeki işçinin pazarlık gücünün azalacağı belli. Çünkü aç kurtlar gibi insanlar bekliyor, iş bulabilir diye demektir. Dolayısıyla burada söylediğim odur Marx'ın, faal emek ordusunu baskı altında tutar. Aşırı üretim ve coşkunluk dönemlerinde hızlı büyüme diye çevirelim. Bu faal ordunun isteklerini düzgünler. Yani bakın arkadaşınız sormuştu ya, tam istihdam olursa tabii işsizin rekabeti olmadığı için ücretler yükselme eğilimine girer. Ama işsizlik başladığı zaman ücretler gene geriye doğru çekilir. İşte bu nedenle diyor Marx, göreli artı nüfus, yani yedek sanayi ordusu, terminoloji kafamızı zorlamasın, emeğin arz ve talep yasasının üzerinde döndüğü eksendir. Herkes yani. Ücretlerin iş gücüne olan talep ve arz burada olduğu için, belirlendiği için ücretlerin temel belirleyeni. Göreli artık nüfus, yani yedek sanayi ordusu, bu yasanın geçerlilik alanını sermayenin sömürü ve egemenlik faaliyetlerine mutlak şekilde uyan sınırlar içerisinde tutar. Yani ne demek istiyor? Ücretler artı değeri tehdit edecek bir yere çıkamaz. Neden çıkamaz? Çünkü oraya doğru tırmanmaya başladığı zaman işçiler işten çıkartılmaya başlarır. Gereksizlerin baskısı altında ücretler geriler ve dolayısıyla artı değerin varlığı sağlam bir şekilde devam eder. Şimdi bu tabii siyasi mücadelelerle sermayenin güçsüzleştirmesinden ayrı bir şey. O yapı devam ettiği sürece ücretler karı tehdit edecek bir düzeye tırmanamaz. Bunu söylüyor. Bu son derece önemlidir arkadaşlar. Sosyalist denen toplumlar hakkında hayır bunlar devlet kapitalisti diyenlerin görmezlikten geldiği bir noktadır. Yani şimdi burada bir şeyin altını çizeyim. Kapital bize aynı zamanda başka üretim tarzları, özellikle sosyalizm geçiş toplumlarının ipuçlarında veren bir yapıdır. Bunu anladığınız ölçüde ötekini de bir ölçüde
kavramanız mümkündür. Şimdi bu yedek sanayi ordusu başında da vurguladığım gibi kapitalizmin ürettiği bir şey ve dolayısıyla onun asli bir unsuru. Gene bir karşılaştırma yolu da onu da söyleyeyim. Bakın çok burun kıvıranlar var. Ekim devriminden sonra kapitalizmin ilga edildiği toplumlarda yaşanan şeylere burun kıvıran çok var. En azından şunu hatırlamak gerekiyor. O ülkelerde istisnai anlar ve dönemler dışında işsizlik diye bir şey yoktu. Yani Sovyetler Birliği gibi çok daha geriden gelen bir toplum, Çin gibi muazzam yoksulluğun olduğu bir toplum. Zaten aralarında hiçbirisi biliyorsunuz Amerika veya Batı Avrupa gibi zengin değildi. En o kapitalizmin ilan ettiği anda zengin olan ülkeler Doğu Almanya ve Çekoslovakya, yani en fazla oraya yaklaşan onlar da en parlak örnekleri. Çünkü Doğu Almanya, Almanya'nın tarımsal bölgesidir. Yani en çok sanayi olduğu bölge değildir. Sonuç olarak o ülkelerde işsizlik olmadı hiçbir zaman. Yani kapitalizm geri gelene, restore edilene kadar. Dolayısıyla burada çok ilginç bir karşılık var. Yani demek ki işsizlik modern makinenin, insanlığın bir kaderi değil, başka bir şeyin ürünü. Ve dolayısıyla Marx'ın işsizlik aslında kapitalizmin kendisinin bir ürünüdür tezi dolaylı bir şekilde ve tersinden orada yeniden hakimlik kanıtını bulmuş oluyor. Bunu da dikkatle hatırlamak lazım. Şimdi yedek sanayi ordusunu Marx bir bölümü farklı biçimleri altında anlatıyor. Burada biraz önce döndüğüm sözü söylediğim şeylere geri dönüyoruz. İşsizliğin bin tane nedeni olabilir. Yani tarımın mesela anlaşma bu gibi atılması dedim demin. Bundan olabilir. Dolayısıyla her zaman krizlerin ve makinenin işçinin yerini almasının ürünü olarak ortaya çıkmaz. Özellikle geçiş toplumlarında, yani Amerika gibi değil de diyelim son 50 yılın Türkiye'si gibi toplumlarda işsizlik kapitalizm öncesi yapıların bozulup kapitalizmin tam kurulamamasından da kaynaklanabilir. Dolayısıyla birçok ayrı biçimi olabilir işsizliği. Önemli olan burada Marx kendisi 19. yüzyılın İngiltere koşulları altında biraz da başka ülkelerden esinlenerek akıcı diyor bir bölümde. Yani krizlerde girip çıkan anlamına geliyor. Durağan diyor. Yani tarımın mesela darmadağın olmasından sonra bir türlü kentlerde iş bulamayan insanları kastediyor. Bir de üçüncü terimini kullandığı gizli diyor. Tarım o yani gizli dediği şey, işsizler ordusu. Bir de durağan diyor. Yani pek artık iş bulması ümidi olmayan insanlar. İşte önemli olan burada arkadaşlar ilk aşamada. İşsizliğin bir kez kapitalizmin ürünü olduğunu keşfettiği zaman Marx aynı zamanda bir takım şeyler söylüyor. Diyor ki birincisi dünya çapında veya bir ülkede bu zaman zaman öyle zaman zaman böyle olabilir. Proletaryanın işçi sınıfının bir bölümü tamamen yoksulluğa ve sefalete mahkumdur. Hiçbir zaman doğru dürüst iş bulamayacaktır. Şimdi tam istihdam dönemlerinde Keynes'in filan ekonomisinin, ekonomik politikasının uygulandığı ve tam istihdamın kapitalist ülkelerde, en azından gelişmiş kapitalist ülkelerde sağlandığını söylendiği dönemlerde bile aslında bütünselliği olan bir dünya ekonomisinde 100 milyonlarca insanın işsiz, aç ve sefil yaşadığını unutmamak lazım. Her bir ülkenin kendisinde aslında sefaleti aramak mümkün. Marx diyor ki, sermaye birikiminin mutlak yasalarından bir tanesi aslında resmi dilenciliğin ortaya çıkmasıdır diyor. Yani sermaye geliştikçe dilencilik üretir diyor. Burada şey anlamı çıkmıyor. Bir dünya proletaryasını bir bütün olarak düşünürseniz, milyarlarca insan. Bunların hepsi sefil ve yoksul olacak sermaye birikim geliştikçe anlamına gelmiyor bu. Dikkatli okunduğu zaman anlamının başka şey olduğu, bir bölümünün emekçilerin sürekli olarak üretim sürecinin ve her türlü ana ekonomik mekanizmanın dışına atılması ve
bir işsizler ordusu olarak zaman zaman faydalanacak bir işsizler ordusu olarak orada tutulduğu ve dolayısıyla dilenciliğin resmi biçimler aldığı anlamına geldi. Şimdi bakın Kılıçdaroğlu diyor ki biz diyor her aileye ücret vereceğiz diyor. Şimdi burada siyaset konuşmuyoruz elbette ama benim CHP'yi buradaki insanların çoğu biliyor bu zaten. O önerdiği aile ücreti Brezilya'da mesela Lula'nın Lula'yı duyanlar vardır herhalde 8 yıldır Brezilya'nın başkanı İşçi Partisi'nden geliyorken 8 yıldır Brezilya'da uygulanan birçok başka ülkede savunulan veya uygulanan Latin Amerika ülkelerinde özellikle bir önlem. Bunun manası yani bir aileye üretime hiçbir şekilde katkıda bulunmadığı halde bir para verilmesinin manası iyidir diyebilirsiniz, kötü diyebilirsiniz. Arkasında ne olduğunu düşünün. Bu insanlar 300 liraya bile muhtaç aileler. Bu 300 lirayı verdiğiniz zaman da Lula'nın verdiği paralar işte o civarlık paralar. Bu 300 lirayı verdiğiniz zaman da bunlar resmi dilenci olmuş demektir. Altına tescil damgası atılmış demektir. Yani aslında ister AKP'nin yaptığı gibi dini hayırseverlik yoluyla ister devletin bir genel politikası olarak ödensin bu hayır şeyleri küçük kırıntıları sonuç olarak o insanların berbat bir durumda olduğunun tescilidir. Brezilya ve Türkiye arkadaşlar dünyanın en parlak iki yükselen piyasasıdır. Yani şu anda dünyada biliyorsunuz bütün ekonomik ağırlık onlara doğru kayıyor diye anlatılıyor. Bizimkiler hep şey diyorlar biliyorsunuz. BRIC biliyorsunuz değil mi? Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin. Bunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi bizimkilerin bir kısmı şöyle yapıyorlar. Ya BRIC'te yazıyorlar ya da geçen gün başka bir tane gördüm. Şöyle yazdı. Sonra dedi ki tebrik Türkçe'de tebrik ne demektir? Yani ne İngilizce'ye çevirdi. Şimdi Türkiye'yi sadece Türkler değil bazen başkaları da umuruma sokmaya çalışıyor. Onlara sokmazlarsa işte Tayland'ıyla bilmem nesiyle ikinci sırada gelen Kolombiya bir başka grup var. Tam adını hatırlamıyorum. Şimdi bu iki ülkede eğer bu kadar yoksulluk varsa siz varın Bangladeş'in, Burma'nın, Afrika'nın, Haiti'nin ve ne bileyim Bolivya'nın hali düşün. Yani o yüzden Marx'ın bu öngörüsü bakın ne kadar zaman 150 yıl kapitalizm gelişip duruyor. Gelişip duruyor. Zenginliği o zamankinin 100 katı olabilir. Ben deyim 100, siz deyin 200. Ama sürekli olarak yenileniyor. Buna çok dikkat edin. Hatta şey diyebiliriz yani insanlar bir sürü yerde çok daha sefil koşullarda yaşıyorlar. Şimdi son olarak ilk birikime kısaca değineceğim ve bitireceğim. Şimdi demin dedik ki şu artı değer kullanıldığı zaman, yeni sermaye yapıldığı zaman aslında bu işçinin karşılığı ödenmemiş emeğinin değer biçimi olduğuna göre sermayenin işçi tarafından üretildiği çıplak bir şekilde ortaya çıkmış oluyor dedik. Peki bu nereden geliyor? İnsanlar çünkü diyorlar ki ya işte onun ailesi öyleydi derim. Yani ailesini şeyini mi alacaksın? Yani o öyle doğmuş bile vesaire. Yahut da Çalışmış kazanmış. Aziz Nesin'in güzel bir şeyi vardır. Hikayesi vardır. Adam emek apartmanı diye bir apartman yaptırıyor. İyi güzel. Sonra bir ikinci emek iki apartmanı, üçüncü emek üç apartmanı filan. Sonra birisi kızıyor. Diyor ki, ulan diyor insan diyor ne emeği diyor. Yani bilmem ne yapsa bu apartmanlar olmaz filan. Yani kendine göre burada kullanmak istemediğim bir kelime kullanıyor. Kendine göre tam da bundan bahsetmiş yani. Emeğiyle harcamış. Bugünkü Sabancı ortaya çıkmış yani. Yoksa değil mi? Yani zaten teorinin gösterdiği o arkadaşlar. Sabancılar çalışmıyor değil. Sabancılar sistem benden fazla çalışmak belki biraz zordur ama sistem fazla çalışıyordur. Yani sabah 6'da işe gidiyorlar bazen gece 12'de çıkıyorlar. Ama hiçbir emek o parayı kazanamaz. Bunu herkes biliyor. Yani hiçbir emek, nitelikli emek ücret karşılığında öyle zengin olamaz. Yani karın kaynağının başka şey olduğu oradan da belirtilir. En nitelikli yemek bile ücret farkları ne kadar verirseniz verin o kadar büyük para kazandırmaz insanı. O anlamda yani hiç çalışmıyorlar demiyoruz. Kazandıkları para emeklerinin karşılığı değil.
diyor. Zaten harcadıkları emek de aslında sömürme düzenlemesi emeği. O da ayrı bir hikaye. Şimdi, yani üretim için gerekli bir emek değil aslında. Üzümsüz bir emek. Şimdi, burada bu ortaya çıktığı halde bunun sırrı nedir? Bunun sırrı arkadaşlar aslında Marx'ın ilk birikim dediği, İngilizceye bir yanlış çeviri dolayısıyla Türkçe'ye de ilkel diye geçen bir kavramdır. İlkel kavramına, ya ne olacak, kelime Türkçe'ye öyle yerleştirdiği için şey yapabildik, geçiştirebildik ama öyle değil. İlkel kavramı çünkü modernle, uygarla filan karşıtlık içeriyor. Dolayısıyla ne oluyor? O ilkel birikimse bugünkü güzel, modern, uygar bir birikim oluyor gibi oluyor. Öyle değil. Yani burada hiç böyle bir şey yok. Kelimenin Almancası, ben bilmem Almancası, yani bu bazı kelimeleri diyor tabii. Orijinal demek, yani baştaki demek. O yüzden de ilk demekten başka bir şey yok. İngilizcesi normalde şey, primitive yerine original olmalıymış, yanlış çevirmiş. O primitive'i almışlar, bize Türkçe'ye ilkel diye çevirmişler. İlk birikim. Bu, yani nedir Türkçe'de ilk söyleyiş? Hani, hatırlayan var mı? Primitive mi? Bunun ilk, hayır, ilk sahibi kimdir diye bir şey vardı. İlk el. Hayır, hayır. İlk el. Biz söylesin. Mal sahibi, mülk sahibi. Nerede bunun ilk sahibi? İlk sahibi, evet. O ilk sahibin şeyini, gizemini ortaya koyuyor. İlk bir kavram. Tamam da o. Mal sahibi, mülk sahibi kimdir bunun ilk sahibi? Nerede bunun? Yani? Nerede bunun ilk sahibi gibi. Nereden geldik bu kadar? Arkadaşlar aslında bu sermaye, ilk sermaye ortaya çıkışı aslında şu demektir. Marx'ın açıklaması o. Zaten sermaye bu değil mi? Sermaye bir tarafta, öbür tarafta üretim araçlarından yoksun, özgür emekçi. Sermaye kapitalist ilişki bu değil mi zaten? Bunun ilk oluşu diyor işte. Yani gayet tutarlı bir şey. İlk ana anlayabiliriz ne demek olduğunu. Eskiden de özel mülkiyet vardı. Yani kapitalizm öncesi de. Ama özel mülkiyet hiçbir toplumda, belki bazı özel ceplerde, mesela Roma'da ya da Antik Yunan'da benzeyen şeyler vardı sadece. Özel mülkiyet hiçbir başka toplumda bugün olduğu kadar mutlak bir şey değildir. Bugün olduğu kadar tekil ya da tekelci değildir. Şu anda mesela Osmanlı'yı alalım. Kimar sistemini düşünün. Padişah birilerine asker getirsin diye bazı toprakları veriyor. O topraklarda reaya var. Reaya'nın toprakla ilişkisi proleterin üretimle araçlarla ilişkisinden farklı. Hep aynı toprağa aynı insan ekiyor. Batıda serf zaten toprağa bağımlı birisi. Yani üretim aracıyla köylünün arasında tam bir kopuş yok. En azından bir tasarruf olanlar var. Yani mülkiyetin üretim araçlarının katman katman üst üste gelmiş durumda. Biraz bölünmüş durumda. Kapitalistin özel mülkiyetle benzer bir şey daha evvel dediğim gibi ancak istisnai durumlarda ortaya çıkıyor. Roma plantasyonlarında köle emeği karşısında ortaya çıkıyor. Roma hukuku o yüzden şimdiki hukukun temeli olarak okutulmuş. Hukukçu var bilmiyorum aramızda. Özel mülkiyetin çünkü temelleri Roma hukukunda yatıyor. O anlamda önemli o. Şimdi dolayısıyla aslında ne demek bu? Köylü kitlelerinin topraktan kopartılması süreci demek. Öncelikle. Nitekim Britanya'da çitleme ya da çitle kapatma diye bir süreç yaşanıyor. İngilizce'den arkadaşlar için enclosures, yani etrafını kapatma. Ne demek bu? Çiftçilerin şeylerinden, topraklarından koparılması, etrafının o toprakların çitle kapatılması, emekçilerin proleter olması, toprakların da kapitalist üretime uygun. Yani bunun temeli en azından kapitalizmin klasik gelişme vatanı, toprağı olan, vatanı olan yerde ilklerde gözle görülür bir şekilde tarımda köylülerin topraktan kopartılması demek. Şimdi şuna çok dikkat etmek lazım. Yani Marksist metodu kullanma bakımından çok ısrarla Marx çitleme hareketinin İngiltere'ye özgü klasik biçim olmakla beraber diğer ülkelerde aynı şekilde yaşanmadığını
ısrarla söylemiştir. Dolayısıyla ilk birikimin gerçekleşmesi sürecini her ülkeli ülkenin kendi tarihinin somut incelemesinden ancak çıkartabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de mesela bu nasıl olmuştur derseniz konumuz tarih değil ama yani sırf hani bir tadını ortaya koyabilmek için söylüyorum. Şimdi vakıflaştırma diye bir şey var. Biliyorsunuz aslında Osmanlı özel toprak mülkiyeti yok. Her şeyin sahibi padişah, sultan. Ama zaman içinde tamamen 16. yüzyıldan başlamak üzere önce bir vakıflaştırma var. Yani sanki bir amaca yönelik olarak belirli mallar vakfediliyor. Eğitim olabilir, imaret olabilir, hayır olabilir bilmem ne. Ama aslında yavaş yavaş özel mülkiyet haline gelmeye başlıyor. Bir biçimi bu. Bir biçimi tabii tarımın dünya ile ilişkisi içinde özellikle 19. yüzyıldan itibaren ticarileşmesi. Yavaş yavaş bu üretimin önce dolaşım alanında sonra da üretim alanında bir özel mülkiyet ve ticari tarım getiriyor. Tefecilik yoluyla topraklara el konulması, köylünün topraktan bu şekilde koparılması ve en azından yoksul köylü veya kır proleteri haline getirilmesi, öte yandan toprakların özel mülkiyet haline gelmesi. Tabii ki 19. yüzyıl sonundan itibaren ithalat, ihracat, yani dünyayla bütünleşme devam derinleşmeye başlayınca, finans işlemleri, sigortacılık, bankerlik vesaire gibi şeylerden biriken şeylerin, paraların, parasal sermayenin giderek üretim araçlarına dönmesi ve belki en önemli şeylerden bir tanesi de o Cumhuriyet döneminde biliyorsunuzdur belki bu deyimi, aferizm diye bir şey var. Bunun aferinle falan ilgisi yok. Bu Fransızca business ya da iş anlamına gelen affaire kelimesinden geliyor ve devlet bürokrasisiyle yeni yetişmekte olan burjuvazinin iç içe geçip devlet olanaklarından yararlanarak yeni bir burjuvazinin yetişmesi söz konusu. Yani devletin de çok önemli bir rolü var süreçte Türkiye'de. Dolayısıyla kimse çıkıp da bu benim babamdan, dedemden kalmıştı. Benim dedem önce kaşar satıyordu bakkaldan, sonra Ford'un mesleğini aldı filan gibi şey yapmasın. Çünkü baştaki sermayenin zaten katkısı çok az. Birkaç yıl geçtikten sonra o sermaye kat kat aşan bir sermayesi oluyor insanın eğer işi çalıştırıyorsa. Ve dolayısıyla aslında yeni sermayenin kaynağı da artık emek olduğuna göre demek ki sermayeler aslında tamamen sömürü üzerinde yükselen bir kategoridir. Bitirirken şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim baştan itibaren size kapitalin sadece bir ekonomi kitabı olmadığını, kapitalist üretimin hem ilişkilerin nasıl üretildiğini, benden üretildiğini anlattığını söyledim. Burada şu işçinin sermaye üretmesi mantığı içinde burada ilişkinin nasıl üretildiğini ve yeniden üretildiğini gördüğünüzü sanıyorum. Hem de kapitalizmin tarihsel hareket yasalarını ele aldığını ve ortaya koymaya çalıştığını söyledim. Bunun bir parçası da elbette kapitalizmin kendisinin aşılmasını, kendisinin yerine sınırsız bir toplumun ortaya çıkmasının koşullarını nasıl hazırladığı anlamına geldiğini söylemiştim. Bence kapitalin en önemli bölümlerinden bir tanesi cildin sonundadır. Onu okuyarak bunu bitireceğim. Burada yani kapitalizmin geldiğimiz birinci cildin sonu biliyorsunuz birinci cilt son derece mühim şu anlamda ücretli emekle sermayenin ilişkisini arıldığı, yalındığı içinde arıyor. Bundan sonraki her şey tahlili karmaşıklaştıracaktır. Kapitalizmin bütün gelişme yasaları bundan çıkıyor, birinci cilden çıkıyor. Bundan sonrası karmaşıklaştırma operasyonlarıdır. Zenginleştirme operasyonlarıdır. Sermaye tekeli kendisiyle birlikte ve kendi egemenliği altında fışkırıp boy atan üretim tarzının ayak bağı olur. Üretim araçlarının merkezileşmesi, ben kısaltarak çok kısaltarak okuyorum. Paragraf çok önemli bir paragraf. Ama kısaltarak okuyorum. Üretim araçlarının merkezileşmesi ve emeğin toplumsallaşması en sonunda bunların kapitalist kabuklarıyla bağdaşamadıkları bir noktaya ulaşır. Böylece kabuk parçalanır,
Kapitalist özel mülkiyetin çanı çalmıştır. Mülksüzleştirenler mülksüzleştirilir. Burada işte komünizmin temelleri, maddi temelleri ifade ediliyor. Nasıl? Minicik, küçücük meta üreticilerinden kapitalistler büyüyorlar. Başka kapitalistleri yutuyorlar. Giderek küçük burjuvazi proletarleşmek bir yana, kapitalistlerin kendilerinin bir bölümü artık hakim sınıf konumundan düşüyor. O konumlarını yitiriyorlar ve bir tekel olarak sermaye toplumsallaşmış bir emek sürecinin üzerinde bir kabuk gibi kalıyor. Ve bu üretim süreci, bu toplumsallaşmış üretim üzerinde sermayenin özel mülk edilmesi birbirine çelişkiye girerek yeni bir toplumun canını çalıyor.